Türkiye, Roboski'yi 28 Aralık 2011'de 34 yurttaşın katledilmesiyle tanıdı. O gün, 19'u çocuk 34 köylünün katledildiği yerde geçtiğimiz pazar sınır ticaretine giden köylüler bir kez daha bombalandı. Bombardmanda 17 yaşındaki Vedat Encü'de yaşamını yitirirken biri ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan Yılmaz Encüde dün sabah hayatını kaybetti. Peki, bombardıman günü ne yaşandı? pazar günü 40 kişilik grup Federal Kürdistan bölgesine geçti. Grubun arasında 2011'deki katliamda birçok akrabasını kaybeden Vedat Encü de vardı. 10. sınıf öğrencisi olan Encü ilk kez sınır ticaretine çıkıyordu. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için okul harçlığını çıkarmak için kaçağa çıkmıştı. Arkadaş gibiydik dediği Vedat Encü'yü anlatan annesi Hacer Encü, o gün geç kalktı ben de ellemek istemedim. Sonra ben süt sağmaya gideceğim zaman uyandırdım. Gelip benimle birlikte çay içti. Birlikte vakit geçirdik. Sonra ben yeniden süt sağmaya gidip geldiğimde evde değildi. Kimseye bir şey demeden gitmiş diyor. Köylülerin uzun süre kendisine Vedat değil dediğini ancak cenazeyi görünce yıkıldığını söyleyen anne Encü, bu devlet bizden ne istiyor? Tek şey var ortada. Onlar Türk, biz Kürdüz. Başka bir çaremiz yok diyor. Bu acıyı kimsenin yaşamasını istemediğini söyleyen anne Encü, başka annelerin ağlamaması için savaşın bitmesini istiyor.